Evet iyi günler herkese selamlar yeni bir videodayız yine GCM yatırımın sponsorluğunda yapmış olduğumuz bu pazar videosu yeniden yeni bir haftaya adım atacağız ancak geçen hafta haftanın ikinci yarısından itibaren ee, endekste satışlar oldu bunların en önemli kısmı çarşamba günü endekste yüzde dörtlere varan bir düşüş oldu. Bununla birlikte endeksimiz haftayı %2,24 gibi bir düşüşle bitirdi. Ee, halen daha 50 günlük ortalamanın üstüyüz. Üst. Ee, biz bu ortalamanın üzerinde bir e, düzeltme hareketi olarak algılıyoruz halen daha. Ama oldukça yani haber akışları açısından çok e, ciddi anlamda e, me meşgul bir haftayı daha yaşadık aslında. Birincisi içeride makro ihtiyadi tedbirler ilan edildi. Bunların yarattığı bir takım ma manzaralar oldu. Biraz onlardan da sohbet edeceğiz. İkincisi Amerika'da e, beklentilerin çok üzerinde gelen bir enflasyon verisi oldu. Aylık %0.7 olarak beklenen veri %1 geldi. Yıllık enflasyon 8.3'ten %8.6'ya yükseldi. Normalde yıllık enflasyonun %8.3'ten %8.1'e kadar düşebileceğine yönelikti. Tam bunun zıttına yukarı yönlü bir hareket oldu. Ee, çekirdek enflasyonda yıllık bazda çok hafif bir düşüş olsa bile yine de bu Amerika'da çok ciddi bir stres yarattı. ABD başkanının da çıkıp bununla ilgili bazı mesajlar vermesi, acil önlemler alınacağını ifade etmesi de bu stresi daha da yükseltmiş gibi baba var. S&P endeksi bütün bir haftayı %5 gibi bir düşüşle bitirdi. Bu %5'lik düşüşün %2.9'unu %3'e yakını sadece Cuma günü yaptı. Bu enflasyon verisinin ardından beklentiler bu hafta çarşamba günü FED toplantısı var. O toplantıda FED'in 50 bas puan falan değil hani 75 bas puan gibi bir faiz arttırımına gideceğine yönelik Ortaya da bazı spekülasyonunu da çıkarttı aslında yani yaşanan olay bu. E, hatta bazı yerlerde Fed'in çok daha agresif bir şekilde hareket edebileceğine de yönelik bazı yorumlar var ama o yorumlar şimdilik çok fazla değil yani asıl olarak Fed'in bu hafta 50 bas puan değil 75 bas puanlık bir faiz arttırımı yapacağı yönünde. O yüzden bu hafta biraz zor bir hafta olacak bu Fed toplantısı öncesinde genelde çok fazla yukarı aşağı zikzaklı günler olur. Bizde içeride e, bazı kararlar alındı. Bununla ilgili ilk açıklanan karar gece yarısı açı şeyleri yapıldı aslında anonsları. E, gelire endeksli senet ihracıydı. Bu ihraç 15-21 Haziran tarihleri arasında talepler toplanacak, alınacak ve Haziran e, 24 Haziran Cuma günü de e, ...girecek hesap e, şeyleri hesapların içerisine. Açıkçası yani e, çok fazla bir yorum yapmak e, lazımsa e, şu anda oranlar şey değil... E, ...aşağı yukarı yıllık bazda %24'ler seviyesinde bir rakamdan bahsediyoruz. Azami gidebileceği yukarıda bir sınırı var. E, aşağısı ya içinde asgari düzeyde düşebileceği bir yer var... Yani gelir açısından garantili bir şey. Yani zarar etme gibi bir numara yok. Ama şunu ifade edeyim hani mevcut ortalama mevduat faizleri yüzde 17'lerde. 16 ile 17'ler arasında. Mevduat faizlerinin üzerinde bir rakam. Ama yani yıllık şu anda mesela bizim gösterge tahvil faizimiz yüzde 24'ler seviyesinde. 24.24 .24 hatta. Aşağı yukarı bununla da aynı seviyede bir rakam. Hani çok önemli bir şeyi yok. Hani bir farkı daha ciddi bir farkı yok. Sonucunda hani enflasyona karşı koruyan bir ürün mü deseniz değil. Öyle bir şey de yok. Hatta KKM ürünü daha cazip aslında halen daha. En azından orada hani kurda bir yukarı hareket olursa oradan da bir faydalanmanız var. Yeni bir üründür, yeni bir ürün, yeni bir seçenek olarak bu konu çıkıyor ortaya. Yakından izleyeceğiz ama bunun hani çok fazla döviz mevduat hesabından bu tarafa doğru geçişi speküle edecek, etkileyecek herhangi bir etkisinin olacağını ben zannetmiyorum. Etkili olacak olan şeyler şunlar bir kere ticari kredilerdeki zorunlu karşılık oranları 10 puan arttırıldı, %20'ye yükseltirdi. Bir kere bu tabii ki ticari kredi faizlerinde bir artışa sebep olacak. Ee, ticari kredi faizleri de ortalamada yüzde 26'lar seviyesinde. Burada bir yüzde %30, 30-30'un üzerine doğru bir hareket olabileceğini tahmin etmek mümkün. Hatta Cuma günü gelen bazı haberlerde ticari kredi faizlerine bu 4 puanlık, 5 puanlık yansımalar olmuş bile zaten. Bu bir kere içeride kredi hızını bayağı bir etkileyecek bir durumdur. Yani bu aslında önemli bir adım. Etkili de bir adım. Etkili de olabilir. İkincisi de tüketici kredilerine yönelik atılan bazı adımlar var. Tüketimi biraz daha dizginlemek amacıyla atılıyor. Bu iki adım bence etkili kredi hacimlerinde bir yavaşlamaya sebep olur. Türk Türkiye'nin büyüme hızını biraz soğutmaya yardımcı olabilir. Bu durumda cari açıkta biraz bir yardımcı bir faktör olur ve bu da kur üzerindeki baskıyı bir nebze azaltabilir. Mesela bu adımlar iyidir ama gelir ortaklığı, gelire endeksli din, hani çok fazla apayrı bir bir yani etki yaratabilecek bir gücü şimdilik matematik olarak baktığımızda çok fazla yok gibi üçüncü bir tane daha adım var yabancıya tahsisli swap imkanı biliyorsunuz iki sene önce yabancıların liraya erişimine engel getirilmişti kısıtlamalar getirilmişti yurt dışındaki swap işlemlerinde TL'ye erişim adeta yok gibi bir şeydi bu nedenle yabancılar ee, içeride TL'de aldığı pozisyonlarını yani bir tahvilde bir hissede aldığı pozisyonlarını hec etmek için en azından bir sigortasını yaptırmak için swap'a gidiyorlardı. Bu da azalınca CDS'e gittiler ve CDS'lerdeki bu aşırı anormal yükselişte bunun bir sonucu aslında. Bunun biraz kapısını açmak istiyorlar. Yabancıya biraz daha... Ee, boncuk vermek gibi bir şey. Mavi boncuk. Hani e, ama tabii tahsislinin anlamı şu demek. Hani hisse senedi ve tahvile yatırım yapan yatırımcılara bunu yaparım diyor. Yani hiçbir şeyin yatırımın yok ama sen sadece swap'a girip dolarını verip bizden TL almak istiyorsan bunu sana vermeyeceğiz diyorlar. Ama gelip ben de hisse senedi, tahvil, bono, eurobonduma yatırım yaptıysan sana biz swap imkanı açabiliriz diyor. Eğer bu konu Biraz daha hani ciddiye alınırsa yabancılar açısından e, kayda değer bir şey olarak görülürse ve etkili olursa bir miktar o tarafta swap'ın biraz daha rahatlaması swap faizlerinin düşmesi, e, swap'taki işlem hacminin art, artmasına sebep olursa CDS'lere olumlu yansıyabilir. CDS'lerde hafif aşağı doğru bir düşüş olabilir. Bu durumda borsayı etkiler. Borsayı olumlu bir şekilde de etkileyebilir. Yani o açıdan bu son üçü saydığımız şeyler bence iyi adımlar, olumlu adımlar. Ama gelir endeksli senedin ne kadar etkili olacağını da söylemek zor. Bu hafta için en önemli şey Fed'in toplantısı. Çarşamba günü 50 bas puan mı yapacak, 75 mi yapacak biliyorsunuz. Bir de yıl sonuna yönelik ekonomik tahminlerini de yayınlayacak bu toplantıda. Orada yani büyüme hızı, enflasyon ve faiz arttırımına yönelik de noktasal tahminleri alacağız. Yani orada daha şahin bir hava oluşabilir. Eğer Fed hakikaten tahminlerin ötesinde çıkıp da 11 75 bas puanlık bir artış yaparsa Amerika'da 10 yıllıklar zaten cuma günü %3.16'lara kadar yükseldi. Daha da yükselebilir. Dolar güçlenebilir. Dolar endeksi yukarı gidebilir ve bu da bizde içeride dolar TL'yi yukarıya ittiren bir baskı yaratabilir. Zaten artık şeyde yani teknik olarak da kur yukarıya doğru hareket ediyor. biraz bu konularda daha ciddi hareketlere ihtiyaç var açıkçası. Bunun haricinde içeride bizde işte bu talep toplamayı bir alacağız. Ne kadarlık bir talep geldi? Bunu izleyeceğiz. Yarın cari açık verisi gelecek. Nisan ayı cari açık verisi gelecek. 2.8 milyar dolar gibi bir beklenti var biraz bir aylık bazda artık bir düşüş var orada. buçuk milyar dolardı geçen ay yani Mart ayı verisi. Nisan'da bunun bir miktar daha düşmesi öngörülüyor. Ve açıkçası sanayi üretimi verisi gelecek yine Nisan ayı. Yüzde %8 yıllık bazda artış tahmin ediliyor. Geçen ay yani Mart ayı %9,6 altıydı. Artık bundan sonra bu, bu kararlardan da sonra sanayi üretiminde de biraz biraz hafif hafif böyle aşağı doğru düşüşlerimiz olabilir. Cuma günü içeride bir de Merkez Bankası'nın beklenti anketi verilerini alacağız. Orada hani yıl sonu enflasyon beklentisi, kur beklentisinde nasıl bir bozulmalar var bunları izleyeceğiz. Dışarıda söylediğim gibi en önemli gündem çarşamba günü yaşanacak FED toplantısı ve Başkan Powell'ın toplantı sonrasında yapacağı konuşmalar alınacak. ECB Başkanı Lagarde akşam saatlerinde çıkacak sahneye. Onun da bir konuşması var. Çin'den sabah vakti Çin'den sanayi üretimi verisini alacağız. Bu önemli bir veri çünkü e, global büyüme, emtiyalar hakkında çok önemli bir etkisi olabilir. Ve Euro bölgesinin sanayi üretimi verisi de yine çarşamba günü ilan edecek. Yıllık bazda %1.1 Düşüş yönünde bir tahmin var o tarafta da yani sanayi üretimleri e, düşüyor Euro bölgesinde bunları da alacağız eğer tahmin edilenden daha fazla daralmalar oluşursa işte bu sefer de resesyon endişeleri çok fazla gündeme gelebilir açıkçası gelecek hafta biraz böyle hem Avrupa endekslerinde hem de ABD endekslerinde biraz hani rahat bir hafta olmayacak gibi bir hava var. Perşembe günü İngilizlerin faiz arttırımı, faiz kararı var. 25 bas puan faiz arttırımı tahmin ediliyor. %1 olan faizin %1.25'e yükselmesi bekleniyor. Cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu hafta bayağı bir faizlerle geçiyor. Ve Cuma günü Euro bölgesinin tüfe verisi gelecek. Yine FED Başkanı Powell'ın konuşması var ve Amerika'da sanayi üretimi verisi alacağız. Yani aslında bu hafta baya ciddi bir hafta. Ee, pazartesi ve Salı'yı atladım. Pazartesi günü FED üyelerinden bir konuşmacı çıkacak. Ve salı günü Euro bölgesi sanayi üretimi ve ZEV beklenti anketini alacağız. Ve Amerika'da da ÜFE verisini alacağız. Yıllık bazda ÜFE'nin %11'den %10.70'e düşmesi tahmin ediliyor. Bakalım böyle olacak mı? Yani Mesela salı günü üfede de beklenen üzerinde bir artış olup çarşamba günü FED toplantısına bu pis psikolojiyle girersek piyasalarda ciddi anlamda e, şeyler olabilir. Yani sıkışmalar oluşabilir açıkçası onu da ifade edeyim. Şimdi biraz grafiklere bir inceleyelim. E, endeksimizi bir açalım. Endeksimizde. Ee, izlediğiniz gibi burası haftalık bir grafikti. Şurası bizim ana direnç seviyemiz 2407. Halen daha bu bu seviyenin üstüyüz aslında. Haftalık bazda ortalamalar iyi. Yönleri yukarı ama hani ortalamalardan biraz açılıyoruz. Haftalık bazda size şunu göstermek istiyorum. Yani bunlar benim canımı sıkan şeyler. Ee, şurada bir şey var. Uyumsuzluklar başladı. Tabii bu devam edecek mi etmeyecek mi bunlar önemli olacak. Şurada yani endekste yukarı doğru bir tepe oluşurken göstergede daha aşağı doğru bir tepe oluşuyor. Yani bu durum şu haftalıkta grafiğin 22 haftalık ortalamasına doğru bir düzeltme yapabileceği riskini söylüyor. E tabi 22 haftalık çok aşağıda yani oraya kadar düşmez. 2240'larda endekste en azından şu yatay zirve direncimiz 2407'ye doğru bir düşüş riski oluşuyor. Haftalıklarda canımı sıkan bir durum o. Aylık bazda hala çok güçlüyüz ama aylık bazda da ortalamalardan çok uzarız. Yani uzaklaştık. Yani endeksin hakikaten şöyle bir soluklanmaya ihtiyacı var aslında. Yani biraz bir soluklanmaya biraz bir durulmaya ihtiyacı var gibi duruyor. Günlük bazda Baktığımız zaman e, şunları uçuralım. E, 22 ve 50 günlük ortalamalara doğru bir düzeltme ihtiyacı vardı. E, onu yaptı ve halen daha da yapıyor gibi duruyor aslında. Günlük olarak da var aynı uyumsuzluk MACD ile beraber. Burada endekste yukarıda bir tepe oluşurken aynı yerlerin iz düşümlerini aldığınızda burada da aşağı doğru geliyor. Yani buralar biraz... Endekste momentumun azaldığını ve düştüğünü gösteren önemli şeyler. Valla açıkçası 2485 ve 2446, 2450 bu seviyeler önemli. 2450'lerde 50 günlük ortalamamız var. Bunu izleyeceğiz. Buralara doğru bir düşüş olabilir mi? Olabilir. Her şey mümkün. Ama buralardan yeniden bir tepkinin gelebileceğini tahmin ediyoruz. Taktik ve stratejik anlamda. 50 günlük ortalamanın üzerinde kaldığımız müddetçe borsada görünümün halen daha iyi oldu, iyimser olduğunu düşüneceğiz. Ama 2450'lerin altına inip 50 günlük ortalamasının da altına yerleşmeler başlarsa işte o zaman çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. S&P endeksine bakalım S&P'de. Ne diyorduk? Bir tepki olacak ama bu tepki 50 günlük ortalamaya kadar olabilir. Çünkü çok güçlü değil. Oralardan yeniden bir düşüş oluşabilir diyorduk. Nitekim aynen oldu. Ama bu 22 ile 50 günlük arasında bir yatay bir seyir yapabilir diyorduk. Geçen hafta da bunu yaptı cuma hariç. Cuma günü o gelen enflasyon rakamı işi bozdu ve 22 günlüğün altında ve çok sert düşüşlerle Haftayı bitirdik açıkçası. Vallahi S&P endeksinde 3814 çok önemli bir destek. Bir önceki zıplama yaptığı yer. Bu seviyenin altına da inip daha aşağılara doğru düşüş yani yeni diplere doğru düşüşler olursa işte o zaman e, baya bir canımız sıkılabilir o tarafta. E, biraz izleyeceğiz yani haftalık bazda RSI 30'a vurmuştu. Burada bir tepki bekliyorduk. Onu yaptı. Şimdi yeniden iniyor ama yeniden RSI 30'a doğru da yaklaşıyor. Çok güçlü değil ama çok da öyle dip noktalarına doğru yakın yerlerde artık S&P. Ne olacak göreceğiz. Yani çarşamba günü bence düğümün koptuğu gün olacak. Yani 75 bas puan değil de 50 bas puanı arttırırsa perşembe gününden itibaren Amerika'da da yukarı doğru hareketler açıkçası etkili olabilir. Yani onu da ifade ete, e, etmek mümkün e, sizler için e, şurada e, açıkçası dolar endeksi bu saatlik Hatta bunu e, 4 saatliğini alayım. Gördüğünüz gibi şeyden itibaren e, 3 Haziran'dan itibaren dolar endeksi çok yükseliyor her türlü ortalamasının üzerinde bütün göstergeleri yukarı doğru yönün olduğunu ifade ediyor. Burası çok hoş bir nokta değil. Yani çarşambaya kadar sanki bu şöyle bir 105'lere doğru bir gidecek gibi duruyor. Çarşamba günü eğer FED'den beklentiler yani 50 bas puanlık bir hareket olursa bir rahatlama oluşabilir. Ama yine 75 bas puan ve daha şahin mesajlar olursa hakikaten dolar endeksi ciddi anlamda sert yerlere doğru gidebilir ve bizde içeride doları da çok ciddi bir şekilde etkileyebilir açıkçası. Burası dolar kuru grafiği. Hani grafik anlamda çok suni gibi duruyor zaten. Çok bir anlamı yok. Ama açıkçası yön yukarı. Buralarda dojiler var. Biraz hani fazla müdahale edilen bir havada. Fakat göstergeler yukarıda. Ama en azından hani taktiksel anlamda yeni bazı olaylar ilan edildi. Bunları görmeden, izlemeden Hani bir dolara alış yönünü hareket etmek falan çok da ıı, lazım değil yani biraz bir gelişmeleri görmek lazım. En azından FED mesela çarşamba günü normal olarak gelip 50 bas puan demiştim 50 bas puan arttırıyorum derse işte o zaman ıı, dolar endeksinde bir düşüş olabilir ve kukurda da yeniden biraz daha hani böyle 17 seviyelerinde aşağısına doğru düşüşler olabilir ama hareketler bunlar olur yani. 16.50, 16.70 buralar olur. Yani uzun vadede ve orta vadede doların yönü yukarı. Yani yükseliyor burası yükselecek. Çok önemli hareketler olmadıkça biraz daha burada işimiz zor açıkçası. Şimdi ee, zor bir hafta olacak. O yüzden biraz hani ne, hangi hisseler hareketli, neler dikkatimizi çekti biraz onlara bir bakalım ama bir istatistik var. Yani baktığımız zaman 30 endeksinde asıl satışların olduğunu görüyoruz. 100 eksi 30 endeks hatta 50 eksi 30 endekslerinde daha güçlü hareketler var. Yani haftalık bazda BIST 30 endeksi %3.2 düştü. Ama mesela XYUZO UZO olarak dediğimiz hani 100 eksi 30 endeksi %0.8 artıda kapadı. X, e, X X elot yani elot endeksi yani 50-30 endeksi yine 0.70 artıda bitirdi. Yani hareket genelde biz 30 hisselerinde olduğunu gördük. Ee, buradan mesela bizim bir, şöyle bir durum dikkatimi çekti. Bunları sadece bilgisayar anlamda size veriyorum. Yani bu bir uzun vadeli ya da orta vadeli bir... Hisse şeysi değil yani. Şirket analizi bu değil. Sadece bir teknik anlamda bir şey. Şimdi burada bir durum var. Medical Park hem güzel de bir bilançosu tahmin ediliyor. Güçlü hakkında da çok yorumlar, raporlar olan bir hisse senedi. Geçen hafta gördüğünüz gibi çok sert bir geri çekilme yaptı. Çok sert bir düzeltme yaptı. Tam bu ortalamalarına doğru yaklaştı. Hissenin fiyatı 33.844. Ortalamalar 32.98'lerde. Yani buralara doğru geliyor ama Mekti hala çok yüksek. Sıfırın üstünde e, muhtemelen yani 32.90, 33 seviyelerinden Medical Park'ta yukarı doğru bir tepki yükselişi olabilir diye tahmin ediyorum. Hani elinde Medical Park olan varsa bu saate kadar zaten halen daha varsa tutmasını tavsiye ederim. Yoksa hani bir macera arıyorum ben. Ya biraz bir canım sıkılıyor. Biraz bir macera arıyorum diyen varsa hani 33'lere doğru düştükten sonra yukarı doğru tepki yapıp yapmadığını bir alıp anlayıp alıcıların geldiğini görüyorsak o zaman bir alış olabilir. Yukarı doğru bir tepki. Yani hani haftada %3, %5 bir getiri için bunlar bu yorumlar bu kadar. Yani uzun vadeli hisse senedi önerisi de analizi de değil bu yaptığım. Tekrar ediyorum. Ee, Şeker Bank bu da 50 günlük ortalamasına doğru yaklaşıyor. Mekte yine çok güçlü sıfırın üstünde evet momentumunu yitiriyor ama yine iyi. O yüzden bunda da haftaya zaten cuma günü bir e, doji ile bitirmiş yani kararsız bir seyir var. Yani satıcı da satmak istemiyor alıcı da almak istemiyor. Eğer bunda da yine e, bu noktalardan 1.17 50 günlük ortalaması hissenin kapanışı 119. Hani 117'lere kadar inip oralardan bir tepki yükselişi gelebilir diye tahmin ediyorum. Eee Kerevitaşk'ı da biraz güçlü duruyor. Ee, 50 günlük ortalamasının üzerinde gayet muntazam bir şekilde gidiyor. Cuma da iyi alışlar geldi. RSI güçlü, Mekti güçlü. Ee, burada iyi bir trend var gibi. Ee, bunu haftaya bunu bir görmekte, bir iz yani izlemekte de yarar var açıkçası. 5-25 direnci çok önemli Eğer bir düzeltme yaparsa da 22 günlük ortalaması 4.87'lerde 4.87'lere doğru bir düşerse de oralarda alım için bir uygun bir nokta olabilir açıkçası İşçe yine güçlü yani 50 günlük ortalamasında böyle Bedelsizi onaylandı geçen hafta ondan sonra bu hareket oldu ee, bu hareket güçlü olduğunu bize veriyor ve teknik olarak da yani işçinin de gelecek hafta yine olumlu bir hafta yaşaması muhtemel ama hani piyasa bozuk, piyasa huzursuzsa düzeltmeler olabilir. 10.87 şu anda hani 10.43, 10.40'lara doğru bir düşüş olursa buralar alım için alıcılar oralarda etkili olabilir. Yani oralardan alınır aslında. Hani düşerse o şu fiyattan artık gidip de işçi alınmaz. 10 .40, 10.40'lara doğru yakalarsanız eğer olabilir diye bir yorum yapabilirim. Yapı Kredi Bankası'nı biraz bir olgunlaşması lazım. 4.67-50 günlük ortalama bunun üzerine yerleşip yerleşmediğini görüp, iz, izleyip ondan sonra bir hareket etmek Bence çok daha doğru olacaktır burada ee, bir yükselen bir trend içerisinde evet hatta burada da bir alçalan var bu alçalanı e, aşağı yukarı işte şurayı alsak ...4.92'lerden falan geçiyor bunun üzerine eğer atabilirse işte o zaman e, Yapı Kredi Bankası da çok daha güç güçlenebilir yani bankalar fena değil yani. Biz 30 endeksi 3.2 düşerken bankacılık endeksindeki düşüş çok az kaldı. %0.7 ile falan oldu. Halk Bankası bu da. Bunda da mesela e, aynı görüntü hakim bir alçalan bir, bir trend var. Ortalamalarının üzerinde. Burada da çok hafif bir yükseliş bir şey var. Çok ilginç iş, i̇ş bankasının şeyleri, eğimleri buna da uydu yani az önceki. Burada da bir yükselen bir hareket var ama mekdi sıfırın üstünde fakat şey ivme ivmesini yitiriyor yani ivme kaybı. Tabii Halkbank diğer bankalar arasında daha negatif ayrışan bir banka davası var mahkemesi var her an bir şey olabilir olumsuz bir haber gelebilir fakat şimdilik fena değil gibi duruyor 5.46 5.50'lere falan gelirse bence çok daha güzel olabilir yani. Geçen haftanın en iyi yükseleni biz biz de bu vid, videoda anlattığımız EN yani ENK'ydı. Enka pazartesi günü %7 bedelsizle başladı. Yani seans açıldığında zaten fiyat bölünmüş fiyattı. Ve en sonunda da böyle çok agresif bir yükseliş vardı. Hani hala Enka'm yok, ENK alsam mı diyenler varsa Hani bu kadar günlük ortalamasından bu kadar uzaklaşmışken çok fazla tavsiye etmiyorum açıkçası. Yani saatliklere bakınca da yine en azından hani saatlik açıp saatlikte ortalamalarına doğru yaklaştığı yerlerden almak önemli. Bakın burada değil, buraya gelmiş, buralardan alırsanız daha avantaj. Burada değil, aşağı gelmiş ortalamaya avantaj. Şurada değil, şuraya gelmiş, buradan alırsanız avantaj sağlarsınız. Ama Enka tabii geçen haftaki sert yükselişin ardından e, düzeltmesini yapabilir. O yüzden biraz daha yorulmuş olabilir. Ama bu hafta bu hisseleri yakından izleyeceğiz. Tekrar ediyorum bu hisseler sadece bir fikir amaçlıdır. Teknik bir öneridir. Haftalık hareket içindir. Kısa vadeli yatırımcılar içindir bunlar. Borsacılar içindir yani. Yatırımcılar için değildir. Yatırımcılar için... Piyasada halen daha yatırım yapmak için uygun bir iklim var yukarı doğru. Şirketiniz önemlidir. Şirketiniz büyüyorsa, kar ediyorsa gerisi laftır. Borsa düşer, çıkar olabilir. Düzeltmeler olabilir. Kötü yıllar olabilir. İyi bir yatırım öyle 3 ayda, 6 ayda, 1 yılda ölçülmez. İyi bir yatırım, bakarsınız geriye dönük 3-3 üç, üç yıl mesela, 5 yıl. Ben bu son 5 yılda ne yapmışım arkadaş dersimiz. Ha, İşte onunla ölçülür. Yoksa ben aldım 6 aydır kağıdım gitmiyor falan önemli değil bunlar. E, fiyat yanıltır. Şirket ne yapıyor? Şirket bu 6 ayda ne yapmış? Şirket bu 1 yılda ne yapmış? Bunlar asıl şeydir, önemlidir. Şirket iyiyse, büyüyorsa, cirosu artıyorsa, karı artıyorsa ha, fiyat yükselmiyor mu? Gerisi boş. O fiyat mutlaka o bilançoya gelir yaklaşır. Her zaman böyle olmuştur. Bunu da söyleyeyim. Yine son olarak borsacı olmayın, yatırımcı olun. İyi haftalar, hoşçakalın.